Ne babası kızım? Nereden çıktı? Beni Recep'le evlenmeye zorlamak için gelmiş. Davadan vazgeçmem için de baskı yapıyor. Dur bakayım. Yüzündeki ne? Dövdü beni. Neden? Karşı geldim diye. Elleri kırılsaymış keşke. Kurtarın beni Makbule teyze. Çok çaresizim. Dur bakalım. Bir çare düşünürüz. Osman Bey de aklına takmış. Çocuğuna baktığın adamla aranda ne var diye sorup durdu. O Recep'in marifeti değil mi? Hapisten çıkmasın inşallah. Nazlı nerede? Ben ona bakayım. İçeride uyuyor. Düşünürüz dedim ama ne düşüneceğimi bilemiyorum ki. Alo, kahve mi? Barat da sen misin? Ha, benim ben Makbule baba. Aman Osman orada mı? Gelmedi mi? Çok önemli de. Bize gelsin. Acele Makbule babalara gitti. Tamam tamam, güle güle. Canım ne güzel uyuyor. Osman'a haberci gönderdim. Aman dilime ne oldu bugün? Haber bıraktım o da gelsin diye. Onu karıştırmasaydınız. Cüsseli falan, kalabalık görünelim kızım. Sarılın bakayım birbirinize. Ben kırgınım hem de çok. İnci zorla olmaz bu iş. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Başkaları yüzünden birbirinize düşüyorsunuz. Ama gerçekler var, yaşanan şeyler. Zaten babam da artık Zafer'le çalışmayı istemiyor. Öyle mi? Ama ona bir çift laf söyleyemezsem gözlerim açık gider. Para sende duruyor değil mi? Evet. Hemen git getir. Zafer de parayı bulmuş gibi babana götürüp versin. Niye? Ben her şeyi anlatmayı düşünüyorum. Hadi inadı bırak. Görüyorsunuz bir şeyleri yıkmak ne kadar kolay. Hadi dediğimi yap. Peki ama şunu bilin, bunu Zafer için yapmıyorum. Aileme karşı küçük düşmemek için yapıyorum. Sevsinler. Şşt. Hadi ne için yapıyorsan yap ama yap. Sen de bunu istemiyor muydun zaten? Neyi? Sibel'in ailesinin senin işlerine bulaştırmamasını. Evet. Al işte, seninle çalışmaktan vazgeçmişler. Şaka maka öyle oldu. Peki bebek işini nasıl halledeceğiz? Bana bırak. Peki gazeteye dönecek miyim? Bana bırak dedim. İyi tamam bıraktık. Aa, geliyor babalar. Nasıl huylandığını çok merak ediyorum. Hayırlı günler efendim. Sana da. Sen de iyisin baba. Niye düştün sokaklara? Kafan kazan gibi değil mi? Herkese de söylemiş. Benim bir düzenbaz olduğumu düşünüyorlar. Bu lekeyi dürüstçe düzeltmem lazım. Hadi be işler gıcır. Öyle diyebiliriz değil mi Fari? Değil değil. Hayırlı işler baba. Sizin neyiniz var efendim? Niye bana böyle davranıyorsunuz? Bilmem. Kime sormalı acaba? Sana sorabilir miyiz Hayrici? İnsan bir kere ölmeli efendim. Her dakika, her saniye ölmemeli. Buraları anlamayız Fari. Şair burada ne demek ister? Duy ve geç Nizamettin Bey, duy ve geç. Biz de konu manken olduk. Benim hesabım açık ve net. Çekeceğim varsa da alnımın akıyla çekerim efendim. O kadar. Tırladı mı bu yine be? Ha? Sıkıntılı, sıkıntılı. Gece fazla kaçırdı ya, sıkıntı yaptı. Alın bakalım, para burada. Tamam, hadi götür Zafer. Böyle şey mi olur ya? İki keredir o dışarı çıkıyor, sonra ben parayla içeri giriyorum. Annem banyoda, babam da uyuyor. Tamam işte, girip çıkmalardan haberleri yok. Git hadi. Sen de asma suratını. Nasıl asmam? Bunlar senin başına gelse ne yapardın? Zafer'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Eğer bir çocuğu varsa bunu büyük bir yüreklilikle söyler. Peki kızın aile sussun diye verilen paraya ne diyeceksin? Onun da düzmece oldu ortada. Aslında iyi oldu biliyor musun? Ne iyi oldu? Daha yolun başındayken babanla yollarının ayrılması. Galiba öyle. İleride daha büyük sorunlar çıkabilirdi. Yine de Zafer'le evlenmem konusunda iyimser düşündüklerini sanmıyorum. Hadi bakalım. Bir bu eksikti. Kahvem. Kahvem. Kahve! 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 Kapı! Kapı! Kahve! Kapı! Ya biraz alaka, biraz sempati be. Ne kahvemiz yapılıyor, ne de kapıya bakılıyor.
Bu evde bir hiç miyim ben? Evet, evet. Bir hiçim. Aa! Siz burada mı kaldınız efendim? Ne o? Daha hayatının birinci gününde canına mı susadın hoca? Ne işin var burada? İpek, çabuk geç şöyle. Çabuk, 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 çabuk. Bana fino muamelesi yapma Eleni. Ben geçeceğim yeri bilirim. Şuraya mı demiştin? Hayırdır Hayri Bey? Biz bir şey mi unutmuşuz da siz getirmişsiniz mahsusluktan? Hayır efendim, bilinçli bir operasyon için gelmiştim. Ben yardım edeyim diyorum ama siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. İrfan kapacak sizi. Hatta kaptı da diyebilirsin Eleni. Limon, 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 limon. Ne oluyor efendim? Çabuk ne diyecekseniz düzelmeden deyiniz. Günahı boynuma efendim. Fahri Bey'in size gönderdiği mektubu ben değiştirdim. Aslı bu. Buyurun efendim. Hani o tuhaf mektubu onun adına siz mi yazmıştınız? Dur bakalım. Hemen korkma. Kaç yaşına gelmişsin? Kulağından tuttuğu gibi götürecek hali yok ya. Benim özbeöz babam. Neden beni hiç düşünmüyor? Makbule teyze, Sema, bir şey mi var? Evet, var. Sema, yüzüne ne oldu? Kim vurdu sana? Babam. Baban mı? Nereden çıktı o? Dün geldi. Recep'le işbirliği yapmışlar. Elleri kırılır inşallah. Seni dövmesinin nedeni ne? Davadan vazgeçip Recep'le evlenmemi istiyor. Olur mu öyle şey? Konuşamıyor mu? Dayak niye? Gel de bunu cahile anlat oğlum. Cahilden kork, aslandan korkma demişler. Adımın biri sokaklarda bağıra bağıra geliyordu Makbule anne. Sema ablanın babası olmasın? Eyvah, geliyor. Gelsin bakalım, bir konuşalım. Hazan yaprağı gibi titriyor zavallı. Korkma Sema abla. Osman abi burada nasıl olsa. Sen de içeri gitme Mihriban, kalabalık duralım. Aramızda bir şey olduğunu sanıyor. İkimizin arasında mı? Evet. Siz bunun yerine o şekilsiz mektubu gönderdiniz, öyledir. Affınıza mağren öyle efendim. Ben bir hatalı kulum. Ama itiraf ediyorum, suçum hafifler mi? Değerli bir arkadaşınıza bunu nasıl yaparsınız? Aramızı nasıl açarsınız? Ben bir eşeğim. Kabul ediyorum efendim. Bir sakatlık mı var hoca? Limon, 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 limon. Elini... Sizi İrfan'a vereyim, un ufak etsin. Benim de aslında kötü bir niyetim yoktu efendim. Bu iyi niyetse kötüsü İrfan'dan bile kötüdür kale. Yırttayım mı hoca seni? Limon, 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 limon. Elini, görüyorsunuz. Elini. Şu anda sizi küçücük bir narenciye koruyor. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz efendim. Siz de kırın kalemi, kesin cezamı efendim. Benden cezanızı talep ediyorsunuz. Evet efendim. Çok hatalıyım. Rekabet ortamının kurallarını ihlal ettim. Neyin rekabeti hoca? Ortak pazar mı burası? Limon efendim, limon. Eğer limona alışırsa işiniz zor biliyorsunuz. Nerede kızım bu adam? Aşağıda sokağın başındaydı. Buraya geldiğini nereden bilecek ki? Geçip gitmiştir. Gelmesin zaten, karakolluk oluruz. Gelsin de derdine derman olun. Aman sen de pek bir efelendin, niye ki? Bu efelenmek değil Makbule teyze. Zorbalara karşı susarsan tepene çıkarlar. Döveceksen sokakta döv. Adres bizim ev olmasın. Dövmek mi? Ne dövmesi ya? Konuşmak diye bir şey var. Mihriban git bul bakalım, al getir buraya. Hadi kızım. Peki Osman abi. Şart mıydı? Çok korkuyorum. Korkma ayol. Kaç kişiyiz? Hoh desek bayıltırız onu. Nazlı uyuyor mu? Uyuyor, uyuyor. Merak etme. Ben bir bakayım. Bana bak. Güzellikle hallet, tamam mı? Kavga gürültü istemem. Peki patron. Ciddi söylüyorum bak. Ne de olsa kızın babası. Aynı kanı taşıyorlar. Biliyorum. Bu kadar telaşlanmayın. Sonra iyi olurlar, arada biz kötü oluruz. Hele bir gelsin bakalım. Bundan sonrası için ne yapmanız gerektiğini benden duymak istiyorsunuz. Lütfen efendim. Söyleyeyim. Kısa bir süre önce Fahri Bey için söylediklerimi ondan alıyorum ve size naklediyorum. Nasıl isterseniz efendim. Rica etsem Fahri Bey'e durumu siz uygun bir dilde ifade eder misiniz? Ben yapamayacağım. Öneriniz kabul edildi. Benimle doğru dürüst ve ilkeli bir dostluk kuramadığınız için münasebetimizi donduruyorum. Peki efendim. Başa gelen çekilir. Saygılar efendim. Sana demedim mi? Sana demedim mi? Gel hoca. Limon. Ay bir şeyler yapın efendim. Kaptı götürüyor. Durmuyor. Ben ne yapayım? Allah yardımcınız olsun. İfan bırak onu.
Geldik Osman abi. Kal orada beyim. Söyle bakalım derdini. Sen de kimsin? Benim adım Osman. Sema senin çocuğuna mı bakıyor? Evet, ne olacak? Kızımın aklına siz mi giriyorsun? He, başka işimiz yok da. Bir dakika Makbule teyze. Ben kızımı Recep'e verdim. Davadan da vazgeçecek. Bu iş biraz zor. Üstelik senin konuşmaya hakkın yok. Niyeymiş? Sema kendi kararlarını kendi verecek yaşta. Senin dünyadan haberin yok galiba. Ben onun babasıyım. Kimse karışamaz. Kimsenin karıştığı falan yok. Ne Recep'le evlenirim ne de davadan vazgeçerim. Duyuyor musun? Kendisi söylüyor bunları. Şimdi olay çıkarmadan geldiğin gibi geri dön beyim, tamam mı? Ben Recep'e söz verdim. Bir anlaşma yaptım. Sema dediğimi yapacağım. Boşuna sözler vermişsin. O niye? Çünkü Sema benimle sözlü. Sözlü mü? Allah. Hani aranızda bir şey yoktu kız? Orada dur. Bir adım daha atarsan suç işlersin. Olmaz. Sözüm özü değil o. Gel kız buraya. Bana bak. Sana güzellikle söylüyorum. Hemen buradan git. Bir daha da karşımıza çıkma, tamam mı? Söylesene kız. Kız o benim babam desene. Sen benim babam olamazsın. Tanımıyorum seni artık. Cinayet çıkacak. Şahit yazacaklar şimdi. Sen kim oluyorsun da babanı tanımıyorsun lan sütük? İçeri gir Sema. İleri gidiyorsun. Bir kelime daha söyleyecek olursan gırtlağını sıkarım. Duydun mu beni? Heh, eve geleceksin sen. Korkma. Hiçbir şey yapamaz. Sakın eve gitme kızım. Gitmem. Ama eşyalarımı almam lazım. Sen anahtarı ver. Bir çaresine bakarız. Hallederiz. Mihriban benimle gelsin, tamam, Makbule teyze. Ben anahtarları getireyim. Siz şimdi sözlü müsünüz Osman? Hayri, neyin var? Geldiğimden beri seni iyi görmüyorum. Aa, konuş benimle. Şakalarımıza mı alındın yoksa? Seni böyle görmeye alışık değiliz. Hadi konuş benimle. Ne oluyorsun birader? Böyle ağlayacak ne var? Beni affedin efendim, beni affedin. Niçin? Ben size oyun oynadım. Ama vicdanım rahat etmedi. Ne oyunu? Herhalde söyledikten sonra beni bu evde görmek istemezsiniz. Benimle açık konuş Hayri, biz dostuz. Ben bir dostun yapmaması gereken bir şey yaptım. Ne yaptın? Sizin Emel Hanım'a yazdığınız mektubun içine ben başka mektup koydum. Ne? Emel Hanım o mektup yüzünden sizinle küstü efendim. Az önce kendisine de arz ettim. Vay Hayri vay. Demek Emel Hanım'la aramızı bozmaya çalıştın öyle mi? Evet, haddim olmayarak. Böyle bir maskaralığa değer miydi be Hayriciğim? Ne yazdın mektupta? Fazla konuşamayacağım. Emel Hanım size her şeyi anlatacak. Galiba ikimiz de ipin ucunu biraz kaçırdık. İkimiz de çocuklaştık. Neyse, bir tek ölüme çare yok. Yıpratma kendini. Hiçbir şey hayatın sonu değil. Ama ne yazık ki biz de kısa pantolonlu değiliz. Söylesene oğlum, sözlüyüz derken doğruyu mu söyledin? Tabii ki doğruyu söylemedim Makbule teyze. Adam çekip gitsin istedim ondan. Anahtarı aldım Osman abi. Gidelim kızım, tamam, görüşürüz Makbule güle teyze. Güle. Merhaba Nizamettin amca. Nereye gider bunlar Makbule? Gel gel, neler oldu neler bir bilsen. Anlatasın be. Sema'nın babası geldi. Kızı Recep'le evlendirmek istiyor. Osman Efe gibi karşısına bir dikili verdi. Sema benimle sözlü dedi, kovdu adamı. Deme be. Yani şimdi ikisi... Yok canım, numaradan. Babası umudu kessin diye. Ben de sahi sandım be. Neyse, yağmasa da gürledi desene. Allah tamamını erdirir inşallah. Bizimki tamamını erdi değil mi Makbule? Geldik gidiyoruz ayol, tamamı mı kalmış? Böyle sırıttığına göre beni gönderip bir daha evleneceksin herhalde. Aç bakayım avcunu. Şimdi yalamaya başla. Kazık kakarım yine de senden önce gitmem. Kendi yazar kendi oynar be. Biz bir şey dedik mi?
Niye toplanıyorsun? Siz beni kovmadan ben gideyim efendim. Bırak be kardeşim, kimsenin seni kovduğu yok. Yok yok efendim, hiç olmazsa bir süre uzaklaşayım. Olaylar küllensin, sinirler yatırsın, o zaman geri dönerim. Sanki Büyükada'daki dayının evine gidiyormuşsun gibi bir halin var. Gidecek yerin yok ki ayrı. Bulurum efendim, ben bulurum. Fahri Bey, apansız geliyorum çünkü tarihi bir yanılgının açığa çıktığı şu saatlerde... Burası hala kurtarılmış bölge değildir. Hoşçakalın Fahri Bey. Hayri dur, nereye? Artık onun adı Abbas, bağlasanız durmaz. Yahu nereye gidecek bu adam? Hayattaki küçük dersler büyük felaketleri önler. Bırakınız gitsin, isterse yerlerde yatsın. Göreceksiniz ki döndüğünde bambaşka bir insan olacak. Bu olsa olsa yarı deli bir halde geri döner. Kötüye bir şey olmaz derler. Ne olursa olsun Hayri katiyen kötü biri değildir. Bu mektubu yazan sizce iyi biridir? Geç bakayım şöyle. Hani Osman az önce babana sözlüyüz dedi ya. Evet. Onu gerçek olarak söylemedi, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Belki heyecana kapılırsın diye söylüyorum. Çocuk değilim Makbule teyze. Bazı şeyleri ayırt edebiliyorum. Ben söyleyeyim de. Ne söyler yine? Sen karışma aramızda. Kış be, ne bağırırsın be? Her şeye burnunu sokma. Ne yaptı ki Makbule teyze? Sen bilmezsin onu. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır onun. Ya şişirdikçe şişirirsin. Ağzımızdan iki kelam çıkmadan giydirirsin be. Yok kazık kakarmış... Yok ben onu gönderip evlenirmişim. Karışık duygular içindesiniz galiba. Bu hep böyledir kızım. Uydurur uydurur söyler. Başına taş düşecek bak bile. Kenara çekilesin. Bu sözler senden alınmıştır. Gerekirse telifini öderim be. Hey yavrum hey be. Hiçbir şey anlamadım. Anlasan da işine yaramaz zaten kızım. Bir hayvan var hani muhabbet edermiş. Bizimki ondan. Geyik mi? Hiç olmazsa önce kedi köpek de. Üçüncüsünde bil kızım. Pat diye geyik denir mi? Ah hayır ah. Niye yaptın bunu be kardeşim? İnanınız ki çok şey gördüm ama böyle bir mektup görmedim. Sizinkinden çok gördüm. Onu da unutun gitsin. Bana yazılmış her türlü şeyi hafızamda tutarım be. Boğazımda düğümlenen hıçkırık olur, yine de unutamam. Peki bu durumda benden ne yapmamı istiyorsunuz? Bilmem ki. Kafamın içi çocuk odasına döndü. Her yer dağınık. Kurulup bırakılmış oyuncak sesleri, yanıp sönen ışıklar. Pencerenin önünden bir itfaiye arabası geçiyor. Rüzgardan pervazın üzerindeki saksı aşağıdan geçen adamın başına düşüyor. Affedersiniz, siz ne anlatıyorsunuz? Kafamın içini kale. Bendeki durumu anlıyorsunuz. Sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Bence hiç vakit kaybetmeyin. Kaleme aldığınız sözleri yüzüme söylemeye çekiniyorsunuz değil mi? Yok hayır. Sizinle aynı fikirde değilim. Gerekirse gene söylerim. Ancak içinizde hep bir fren vardır. Otomatikman sizi durduruyor. Sakın yanlış anlamayın. Bana ilanı aşk etmenizi beklemiyorum. Sadece bazı hissiyatlardan emin olmak lazım geldiğini söylüyorum. Ben her işimi bilerek yapmışımdır. Ama şu an benim için en önemli şey Hayri. Onunla ilgilenmek mecburiyetindeyim. İzninizle. Siz bilirsiniz. Sanmayınız ki ben sizin peşinizdeyim. Beretta, oğlum hemen bir çay getir. Keyfim yerinde. Piyango mu çarptı baba? Kayınpeder benimle çalışmaktan vazgeçti oğlum. Oley baba! Yırttın ha! Bu iş salaklığı kaldırmaz dedi. İlk kez salaklık işe yaradı desene baba. Hop hop hop, kim salak? Lafın gelişi baba. Ha. Çayın şimdi geliyor. Hadi. Çocuklar. Gel Ayrı abi, sana çay ısmarlayayım. Bayram değil, eniştemiz de değilsin. Bizi niye öptün baba? Elveda çocuklar, bir süre gidiyorum buralardan. Ne oldu ya, niye gidiyorsun ki? Hepinizi özleyeceğim. Düşen bir yaprak görürseniz beni hatırlayın. Her saniye bir sürü yaprak düşüyor baba.
İstersen kalbimizde yaşatalım. Daha kolay. Dalga geçme oğlum. Ciddi bir durum var gibi. Yolu sevgiden geçen herkese bir gün bir yerde buluşuruz. Sevgi kim baba? Sus be oğlum. Duygusal bir olay var işte. Dilek tutalım. Bir yıldız kayıyor. Yavru ceylan gibi çekiyorsun maşallah. Bir bu kart mı vardır? Oo, senin haberin yok. Sema ablanın babası geldi. Sefalar da getirdi mi? Getirmedi. Hani Recep diye biri vardı ya, onunla evlendirmek için gelmiş. Hayret ediyorum fakat kelime bulamıyorum. Dur bakayım. Ay inanmıyorum diyeyim mi? Osman abi kapı gibi dikildi karşısına. Sema benimle sözü diyerek geri çevirdi. Aa, söz vermek çok beterdir biliyorsun. Sana şaka geliyor ama az kalsın kavga çıkıyordu. Osman abi adamın yakasına bir yapıştı. Osman bey yapışkan mıdır? Canım işte yakasından tuttu. Belki de adamın hayatında ilk kez iki yakası bir araya gelmiştir. Emel abla sen iyi değilsin galiba. Ele söylesen dalga geçiyorsun. Birkaç saattir kafam yerinde değildir. Bu gördüğün temsili resmi. Geçmiş olsun. Kendini kötü hissedersen gel bize. Şu anda hissiyatım öyle bozuk ki. Bastığım yeri bile tanımıyorum. Çok merak ettim. Söylesene. Bir söylesem karşıki dağlar yıkılır. Boş ver, gelir geçer, kimsenin ruhu duymaz. Sen bilirsin. Biz evdeyiz. Dinleriz yani. Teşekkür ederim. Önce ben kendi kendimi bir dinleyeyim. Uğurlar olsun. Onu bu kadar etkileyen ne oldu ki? Hayri buraya geldi mi? Biraz önce geldi. Vedalaşıp gitti. Hata ettim yahu. Hemen çıkacaktım arkasından. Bu vedanın perde arkası ne baba? Hayri ile aramızda. Belki sonra anlatırım. Bence kavga etmişler. Yok baba. Kavga etseler Hayri baba gelir söylenirdi. Şimdi, eğer Sibel ararsa yok de. İş aramaya gitti. Anladın baba. Duygu sömürüsü. Sen onların yüzünden işsiz kaldın ya. Şimdi hayatı tırmalıyorsun. Oğlum gidip baksana şu telefona. Zeka değil zehir, zehir. Bazen öyle bir çalışıyor ki. Bana bir çay. Ne biçim kahve burası be? Hop, çay istedik be. Hareketleriniz biraz yavaş olabilir mi acaba? Olamaz. Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun ha? Bak, karşıda karakol var. İstersen bir polis çağırayım da sana ne yapman gerektiğini anlat. Çek git işine be. Hadi.